Abi hazırız Allah'ın izniyle. Ama yardımlarınızı bekleriz. Zaten hep beraber yapıyoruz. Ama lokomotif sensin. Ben şeyi çok başlamadan önce şeyi çok seviyorum. Emeğe saygıyı çok seviyorum. Emeğe. İki. Evet abi. İki. Sen Zeytinburnu'na tanırsın. Dinlemeyi de çok seviyorum. Böyle kulak veririm. Benim bildiğim bildik. Benim bilmediğim ne var acaba bundan? Allah ona ne vermiş? Dinlerim. Öyle paldır küldür dersin ortasına girdiği zaman, önü sonu bilmediği zaman işte kar diye. İşte bir de şey söyleyeyim de ondan sonra başlarsın. Rüştü abi derdi ki, ortalık, cemiyet şeyhlerle dolu. Bir tane mürit yok. Hep konuşmacılar var, dinleyen yok. Hep verici istasyon var, alan yok. Alanı görürseniz saklayın, o sizin dostunuzdur. Sizi dinleyen insan sizin dostunuzdur. Hep size bir yükleme yapıyorsa, sizi köleleştirmeye çalışıyor fikren. Evet. Dinlemeyi böyle öğrenecek. Onun için çok şey olmadıkça ben derslere, ders yapanların şeyine girmiyor. Peki. Bu akşam zaten bu akşam sadece bunu öğrensek ortalık şık olur. Estağfurullah. Bunu benim değil Zübeyir abinin terbiyesini büyüyen Rüştü abi derdi. Bir daha tekrar edeyim. Dedi ki ortam, cemiyet, ortalık şeyhlerle dolu. Allah Allah dedim ya. Şu Adıyaman'da var, şurada var. Bir de birkaç tane Mahmud Efendi var. Nasıl dolu ya? Devam ediyor konuşmasını Osman. Diyor ki mürit yok. Herkes bana tabi olsun diye şeyh var. Yani herkes beni dinlesin. Onun için doktorlar, iki tane doktor var şu anda programda. Bilmiyorum, benim okuduğum bildiğim kadarıyla söylüyorum. Kulak anne karnında dilden önce yaratılıyor. Tamam. Herkes beni dinlesin peygamberlik davası değil mi abi? Evet ya. Evet ya. Yani herkes beni dinlesin peygamberlik davası. Herkes beni sevsin. Haşa. Rablık da iddiasıdır. Evet. Peki söz sende Faruk. Abi iyi söylediniz. Bu söylediğiniz mesele mevzu içerisinde de kısmen geçiyor. Az önceki dile getirdiğiniz meseleler abi sırmış. Sır içerisinde bu meseledeki sır abi sırrı ümmet ittihadı bıraksa ittifakı vazifeyle tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza gelenlere Cenab-ı Hak Kur'an'da abi ayetle kuvvet ve muvaffakiyet vereceğini söylüyor. İçerisinde söyleyeceğiz zaten abi. Yani ayetle beraber Enbiya suresinde 65. ayette onlar diyor azken çok olurlar. Yani onların biri artık küsuratını söylüyor da bir okuyacağım onu. Yani yüzü bine galip gelir diyor. Yani eğer bir insan sır huvvet, ittihadı maksat, ittifakı vazife edip, tevafuk edip bir çizgi üzerinde omuz omuza verirse Allah bu kişiye kuvvet vereceğini, muvaffak edeceğini söylüyor. Allah Allah. Burada da bu kısmen işlenecek abi. Şimdi mevzuya öyle bir giriş yapayım. Mevzumuz lemalar 21. lema İhlas Risalesi'nden ikinci düsturu yapacağız. Ben de alabilir miyim lemalarımı? Lemalar hepsini getirdim ama birkaç tane lemalarım eksik. Ha tamam, devam et, ben geliyorum. Evet abi. Başta abi ihlas. İhlas ne? Sır ne? Sır ihlas ne? Tabii bunların hepsine ayrı ayrı girmeyeceğiz. Zaten Enfusül Lügat'ta bunlar kısmen izah edilmiş.
samimi tesamüt nedir, ittihat nedir? Bunlarla beraber abi, hadsiz yani sırrı ihlas ile samimi tesamütle ittihat eden cemiyet veya şahıs bir toplumda, başlayayım. Eğer bir şahıs veya bir toplum sırrı ihlas ile samimi tesamüt ve ittihat ederse hadsiz menfaatlere nasıl medar olur ve korkulara, hatta ölüme karşı en mühim bir siper, bir nokta istinadı nasıl bulur? Meselemiz bu abi. Bu yani sırrı ihlas ile samimi tesamüt ederse, ki bunlar hepsi ayrı ayrı ne demektir, onlara gireceğiz. Menfaatlere medar olmamız nasıl olur? Nasıl menfaatlere medar olmamız? Ve bununla beraber ölüme karşı korkulara, hatta ve hatta ölüme karşı bir siper, bir nokta istinad nasıl elde etmiş oluyoruz? Meselemiz bu abi. Oo, çok inşallah. Şu son okuduğun maddeyi biraz fazla istihram edeceğim senden. Ölüme karşı da nasıl çare? İlginç bir şey. Evet abi, yani ne dedi abi? Hadsiz menfaatlere medarmış. Bir, ikincisi korkulara, üçüncüsü hatta ölüme karşı ne oluyor bunlar? En mühim bir siper, sonra nokta istinad oluyormuş abi. Kaçıncı sayfadan okuyorsun? Abi bu 161 haşiyesi. Ha, tamam. Haşiyesini. Fakat ikinci düsturla beraber, yani ikinci düstur değil, kısmen bu ikinci haşiye haşiye işleyeceğiz. Meselemiz kabataslak bu abi. Bir adam veya bir toplum sırrı ihlas ile samimi tesadüf ve iddiat ederse hadsiz menfaatlar elde ediyormuş ve korkulara karşı, hatta ölüme karşı mühim bir siper ve bir nokta isnat elde ediyormuş. Şimdi hadsiz menfaatlara medar nasıl oluyor? Korkulara, hatta ölüme karşı bir siper, bir nokta isnat nasıl oluyor? Bunlara ait abi notlar almıştım. Bunlara ait yerde okuyacağım inşallah abi. Şimdi enfusi lügatta abi, yani sırrı ihlas, ondan sonra tesanüt, iddiat, ihlas vesaire zaten izah edilmiş. Fakat mesele çok kapsamlı olduğundan dolayı hatırlat bize. Bunlara da gireceğim. Abi şöyle söyleyeyim, şöyle bir mukaddime yapayım. Yap yani, çünkü unutu insan nisandan alınmış. Bize de hatırlat. Tamam abi, o zaman ilk başta oraya girmeden önce, şimdi bu şahs-ı maneviye dahil olmanın ve şahs-ı manevi elde etmenin vasıflarını veriyor bize ikinci düstur. Bunu da abi sırrı ihlas ile samimi tesamüt ve ittihat ederse kişi şahs-ı manevinin kuvvetini arkasına alıyor. Bununla hadsiz menfaat, korkulara ve hatta ölüme dahi bir siper ve bir nokta isnat oluyormuş. Bunlara şimdi abi bu sır ikinci düsturuna tahakkuk ediyormuş. Peki nasıl tahakkuk ediyor? Ben şöyle abi, eğer yanlışım olursa siz düzeltin. Şimdi bir cette mahiyet, kanuniyet, hakikatında bu sır tahakkuk ediyormuş. Suret itibariyle birkaç nokta söyleyeceğim. Mesela İhlasın mahiyetini ben şu noktayla ele aldım. Mahiyet ihlas, ihlasın mahiyeti. En mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta istinad, en kısa bir tarika hakikat, en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i makasın, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet. İhlasmış, bu mahiyetini teşkil ediyor. İkincisi olarak abi, kanuniyet itibariyle birinci düsturda amelde rıza ilahi takip etmek bir kanun. Üçüncüsü bu kanuniyette abi sır hakikati tecelli edecek. Nasıl? Hakikati ise sırrı uhuvvet ve ittihadı maksat ve ittifakı vazifeyle tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza gelmek. Abi buradaki sır buymuş. Şimdi sır nedir diye zaten enfusü lügatta belirtilmiş. Şimdi eğer bir insan mahiyetinde, ihlasın mahiyetinde saymış olduğumuz 9 tane esas var ya, onlarla beraber birinci
düsturdaki kanuniyeti tatbik edip ikinci düsturda olan hakikat yani sırrı neyle yakalıyor? O saymış olduğumuz şeylerle beraber bu sırrı yakalamış oluyor. O zaman arkasına çok büyük bir kuvvet alıyor. Cenab-ı Hakk'ın ayetle beraber tasdik etmiş olduğu nihayetsiz bir kuvvet alıyor. Zaten çok yerlerde bu var. Şimdi buraya abi bunlara hani hadsiz menfaatlara bedel olması bir. İkincisi korkulara. Üç, hatta ölüme karşı siper olması, nokta isnat olması. Bunlara gireceğiz. Girmeden önce şöyle şeylerden sır nedir? Öncelikle buna gireceğiz. Çünkü meselemiz sır ihlas ya abi. Haşiyede, meselemiz haşiye. Haşiyede ne diyor abi? Sırrı ihlas ile samimi tesamik ve iddiat ederse hadsiz menfaate medar oluyor. Korkulara hatta ölüme karşı bir siper ve bir nokta isnat elde etmiş oluyor. Şimdi sırrı ihlas girmeden, mesele girmeden sır ne, ihlas ne? Sır da abi söyleyeyim. Her şeyin içine meleküt, dışına mülk denir. Mülkten meleküte bakmak o şeyin sırrını anlamaktır. Abi düstur, ikinci düsturdaki sır o saymış olduğumuz esaslarla beraber bir çizgi üzerine gelip omuz omuza vermek, neticeyi elde etmek. Bu sırmış abi. Hmm. Şimdi buraya ikinci olarak sende olup sana ait olmayan, verene bakan, verene hizmet eden, verenin arzusu doğrultusunda çalışan latifeymiş bizdeki sır. Zaten bu siz yazmışsınız bunu. Biz yazmadık. Şans, üçüncü şans. Madde olarak abi, şans-ı manevi, sır bir latifenin vücudu haricisi olan bir mahluktur. Fikredilmeyen, hissedilmeyen, mahsedilmeyen şeydir sır. Sır değişkendir, fikredip, hissedip, mahsedip vardığında orası sır olmaktan çıkan bir ötesi olan fikredemediğin, hissedemediğin kısım sır oluyor. Ondan sonra sırrı şu şekilde bir misalle izah edilecek. Telefon, ceset, batarya, hayat, kart, iman. Kart ile baz istasyonu arasındaki bağlantı sırmış. Ondan sonra yapılan eylemin ruhtaki karşılığı onun sırrı oluyor. Uhuvvet, sırrı uhuvvet gibi. Mesela abi daha önceden de dile getirilmiş. Hani siz de derslerde söylüyorsunuz. Yani sırrı, ihlası biliyorsun. Dışarıdan olduğu gibi mesela varmış gibi gösteriyor ama içeriden farklı hissiyatlar. Yani kin beslemek, adalet etmek, dışarıdan ihlaslıymış gibi görüyorsun. İçeride farklı hissiyatları gütmek. Bunun tam tersi oluyor. Şimdi abi sırrı ihlası söyleyeyim. Sırrı ihlas kardeşinizin nefislerinin nefislerinize şerefte, makamda, teveccühte hatta menfaat-i maddiye gibi nefsin hoşuna gidebilecek şeylerde tercih etmekle sırr-ı uhuvvet ve ittihad-ı maksat ve ittifak-ı vazifeyle tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza vermekle insan-ı kamil ismine layık bir şahs-ı manevinin azalının hükmünü almak. Bunu ben abi derledim. O düstur içerisinde haşeyle beraber bir arkasındaki meseleyle beraber şu sırrı üstadın orada söylemiş olduğu şekilde buraya derc ettim abi. Şimdi burada bunları anladıktan sonra abi tesamüt var. Daha sonra ihlas meselesine gelecek. İttihat meselesine gelecek. Ustad sır, abi, ustadın dediği sır değil mi okudun? Abi bu üstadın dedi. Ben o sadece para şey cümledeki yerleri bir araya getirdim. He o bir daha okur musun okuduğunu? Okuyayım abi. Kardeşinizin nefislerini nefislerinize şerefte, makamda, teveccühte, hatta menfaatin maddiye gibi nefsin hoşuna gidebilecek şeylerde tercih etmekle sırr-ı uhuvvet, ittihad-ı maksat, ittifakın vazifeyle tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza vermekle insan-ı kamil ismine layık bir şahs-ı manevi adalan oluşturmak abi. Üf. Ondan sonra abi tesamüle geliyor. Zaten
Şimdi bunlar birleştikten sonra meseleye geleceğiz abi. O hadsiz menfaatlere neden olması, korkulara, hatta ölüme karşı bir siper ve bir nokta istinad olması ne demektir? Onlara ayrı ayrı geleceğiz. 3-4 tane madde var abi. Hepsini başlık altında topladım. Risale-i Nur'daki karşılıklarıyla beraber. Onları okuyacağım inşallah. Şimdi tesadüf abi, sırr-ı uvvet ve ittifak-ı maksat, ittihad-ı maksat, ittifak-ı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üzerinde omuz omuza vermek, bir alıntı aynı yerden. Eylemdeki hali tesamüttür. Senetleşmek, bedensel aynı olmak, aynı işi yapmak, yani bir maksat için fiili bir çizgide bulunmak, tek hareket yapmaktır. Tesamüt bu abi. Sonra tesamüt akli, fikri bütünlüğü, İttihat, tesamüt akli, fikri bütünlüğü, ittihat eylemden dönüştüğüne faaliyet birliğiymiş. Sonra tesamüt laikaları esas alıp yaşamaktır, ona göre davranmaktır. Mesela biri gaz yağı getirir fiil, biri kibrit getirir fiil, biri şişe getirir fiil, yakarız, istifade ederiz, bu tesamüttür. Getirmeyi düşünmek ittihattır. Getirmeyi düşünmek ittihattır. Lamba yandıktan sonra ne haber, nasılsın, iyi misin? Bu da uvvettir. İttihat, ittifak ettik. İttihat, ittifak ettik. Sonra tesanüt ettik. Sonra uvvet oldu. Bu zaten yazılmış. İttihada geliyoruz abi. İttihat, imtizacı efkardır. Bu zaten münazaratta geçiyor. İttihat, imtizacı efkardır. İmtizacı efkar, marifetin şuağı elektriğiyle olur. İttihat. İttihat aklidir, fikridir, fikirliğin birliğidir. Aynı şeyi düşünmektir. Dimadır, dima bütünlüğüdür, bütünlüğe gelmesidir. Mesela, biri gaz yağı getirir, fiil, biri kibrit getirir, fiil, biri şişe getirir, fiil, yakarız, istifade ederiz, tesamüttür. Getirmeyi düşünmek ittihattır. Lamba yandıktan sonra ne haber, nasıl, iyisin demek uvvettir. İttihat, ittifak, sonra tesamüt, sonra uvvet oluyor. Abi ihlası da, şimdi zaten şu an işaret edeceğiz 185'te nasıl, ne olduğunu söylüyor. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emri ilahi, neticesi rıza ilahi olduğunu düşünmeli ve vazife ilahiye karışmamalı. Hüsnü kabul, hüsnü tesir, teveccüh-ü nası kazanmak noktalarının Cenab-ı Hakk'ın vazifesi ve ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını, lazım da olmadığını bilmekle ihlasa muvaffak olur. İhlas dendiği için yapmaktır. İtikattır. Allah'ın dediği gibi yapmaktır. Sadakattir. Zaten işaret edeceğiz da. Mesela abi, buna bile bir misal veriliyor. Biri oturduğu yerde sağa sola, öne arkaya sallanıyor. Sorsan ki ona, ne yapıyorsun? Der ki, namaz kılıyorum. Bu ihlastır. Çünkü Allah dedi diyor. Allah dedi diye yapmak, yani dendiği için yapmak ihlastır. Ama sallanarak namaz olmaz. Çünkü dendiği gibi değil. Şimdi ihlası mesele de getireceğiz abi. Sadakati yok. Allah'ın dediği gibi yapmak sadakattir. Dediği için yapmanın adı da ihlastır. İhlasımız mahiyetimize bakar, sadakatimiz hakikatimize bakar. Niyet ise bunların arasıdır. Maşallah. Bu ruhun da ihlastır. Maşallah. Güzel. Bir de söyler misin mahiyetin, hakikatını? Evet, ihlasımız mahiyetimize bakar, sadakatimiz hakikatimize bakar. Niyet ise bunların arasıdır. Bu ruhun ruhu da ihlasmış. Aynen. İhlas bir fiildir. Sırrı ihlas bir kuvvedir. Fiil değildir. Sırrı ihlas fiilin ruhtaki karşılığıdır. Samimiyettir.
Şimdi burasını da okuyayım abi, mesleğe geçeceğim. Ağaca bir fiil dedik. Meyvesi, çiçeği vesaire hepsi komplesi ihlas. Bunun çekirdeği, yani ağacın çekirdekteki karşılığı sırrı ihlas. Dışarıda elma ağacı, çekirdeğin armut, armut olur mu? Dışarıdaki elma ağacı, çekirdeği armut olur mu? Adam dışarıdan iyi davranır, ihlası var ama içinden kızıyor. O zaman sırrı ihlası yok diye lemalardan da böyle ve istifadelerden noktayı nazarlar sundum abi. Şimdi meseleye geçeceğim. Tekrar bir mukaddime yapayım. Şimdi sırrı ihlas ile samimi tesadüf ve iddiat hadsiz menfaatlere neden olduğu gibi korkulara, hatta ölüme karşı bir siper olduğu nokta isnat nasıl oluyor? Hadsiz menfaatler bir, korkulara iki, hatta ölüme karşı ne oluyormuş? Siper ve nokta isnat oluyormuş. Siper'e girdiğimiz vakit değil mi? İşte gülleler, gelen herhangi bir şey bize tesir etmiyor. Yani biz mesela ihlası, sırrı ihlası siperine girdik. Ne oldu? Hiçbir şekilde bir tesir altında kalmıyor. Şimdi bunlara gireceğiz abi. Hadsiz menfaatlere medar olan cihetleri nelermiş? Bu üç tane şey, sırrı ihlas ile iddiat, sırrı ihlas ile ne yapıyoruz abi? Samimi tesadüfle iddiat edersek hadsiz menfaatlere nasıl medar oluyoruz? Şimdi ilk başta hadsiz menfaatler, ondan sonra korkular, ondan sonra ölüme karşı siper ve nokta isnada gireceğiz. Öncelikle hadsiz menfaatlere bakan cihetlerini okuyacağız. Bunu abi sözler 254'te hadsiz menfaatler o da medar olan vaziyetini Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasını anlatan bir ayetle izah edecek. Nasıl? Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bir mucizesi olan teshir-i havayı beyan eden, şuradan okuyayım abi. O şeyden biraz küçük yazıyor. Hepsini bir yerde toplamışım burada da. Ve ubri'ul ekmaha vel evrasa uhiyin mevta. Kapımı kapat. Kur'an, kapıyı Hazreti İsa Aleyhisselam'ın... Gir çıkartın, kapat. Ha, şurası abi, pardon yanlış yerden okudum. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bir mucizesi olan teshir-i havayı beyan eden ve Süleyman'a riha vuduvaha şerru ve râvâhu huma şer ayeti Hazreti Süleyman bir gününde havada teyaran ile iki aylık bir mesafeyi kat etmiştir. İşte bunda bir işaret var ki, işaret ediyor ki beşere yol açıktır ki havada böyle bir mesafeyi kat etsin. Şimdi öyleyse ey beşer, madem sana yol açıktır, mertebeye yetiş ve yanaş. Şimdi burada abi bu mertebe neyi gösteriyor? İki havadan bir günde iki aylık bir mesafeyi kat etmiş. Şimdi burada da abi meselemize bakan noktası bu ayet olduğundan dolayı ayet her zamana ve her asra ve her tabakaya bakıyor. Bu iki aylık mesafeyi iki 60 senelik bir ömür, 60 gün, 60 dakika, 6 dakika gibi düşünebiliriz. Yani insan manevi noktada bir anda terakki edip yükselmenin yolu hem maddi olarak açık hem manevi olarak açık. Maddi olarak düşünün, bildiğiniz gibi uçaklarla, jetlerle, şunlarla, bunlarla kaç senelik mesafeyi kaç dakikaya indiriyoruz. Maddi tarafı bu. Manevi olarak da üstadımız işte bu 21. lemadaki bu söylediğimiz haşiyedeki o esaslar bizde tahakkuk ederse, yani o sır ve sırr-ı ihlas bizde tahakkuk ederse, sırr-ı ihlas ile samimi tesadüfle iddian edersek eğer, hadsiz menfaatlerde nihayetsiz bir terakki yolu açılıyor. Nasıl? Çünkü işte eski zamanda medreselerde 15 senede elde edilen bir ilim var değil mi abi? Seyri seyir olan bu zamanın evladına kısa bir yol lazım diyor işte. Bir zamanda bir kademde 15 senelik bir mesafeyi 15 haftaya, kimisine 15 güne indirmiş. O kadar uzun yolu biz neyle kat edebiliriz abi? Az önce saydığımız esaslar bizde tahakkuk ederse o sır, yani
Nasıl abi? Eğer biz şurayı sırr-ı uvvet, ittihad-ı maksat, ittifak-ı vazifeyle tevafuk edip bir çizgi üzerinde omuz omuza verirsek abi, seni Cenab-ı Hak kısa bir zamanda, kısa bir mertebede, kısa bir zamanda seni terakki ettiriyor. Yani kuvvet veriyor sana. Buna misaller okuyacağız abi. Evet, Hakim Ali, Muharrem ve Feyzi ve Hafız Mustafa 1-2 senede 20 sene kadar hizmet-i nuriye yaptılar. 1-2 senede 20 sene kadar abi. Ne acayip bir şey bunların, ya. Abi bunların sana ihlası var. Samimi tesanüt ve ittihadı var. Menfaatler bunlar abi. Vay be. Sonra abi de işte ne diyor? Bu abiler 1-2 senede 20 sene kadar hizmet-i nuriye yaptılar. Nur'un şakirtlerini ebede kadar minnettar eylediler. Cenab-ı Hak onlardan ve beraberindeki nura hizmet edenlerden ebeden razı olsun. Amin. Emir Dağları kasında abi bu. İkincisi ya hakikaten yani çok tuhaf değil mi ya? Ben çok garibime gidiyor ya. 1-2 senede 20 senelik. Ustad mübalağa eder mi ya? Yok abi, mübalağa yok. Tövbe estağfurullah. Şimdi abi geliyoruz. Şimdi Adil Cevazlı Bekir Ağa var ya abi. He, merak ediyorum. Bu Habe'nin okuma yazması yok. Fakat öyle bir kuvveti var ki Isparta'nın intibana vesile olmuş. Şehrin. Evet, Isparta'nın yani. Fesbo. Abi bu neyle oluyor? İşte az önce saydığımız esasların insanda teşekkürüyle oluyor. Yani o sır tahakkuk ederse, ayette de okuyacağım abi, Cenab-ı Hak insana kuvvet veriyormuş. Enbiya suresinde var. Acayip yani, ben hakikaten çok şaşırdım. Bak abi diyor ki, ey peygamber, sana ve sana uyan müminlere müminlere Allah yeter. Ey peygamber, müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa 200 kafire galip gelirler. Eğer sizden 100 kişi olursa kafir olanlardan 1000 kişiye galip gelebilir. Uf. Bu maddi sureti böyleyken manevi noktada da aynı abi. Bir dakika, Kur'an'da değil mi bu? Kur'an'da bu. Evet abi. 20 kişi 200 kişiye. Evet. 100 kişi. Evet. Ne yapar? 200 kişiye 10 katı mı? 100 kişi ise 1000 kafire. Vay be. 1000 diyor abi. 100 kişi 1000 kişi 10 katı. Sır var. Sır tahakkuk ettiğinde eğer şimdi okuduğumuz o Süleyman Aleyhisselam'ın bahsinde şu şeyi söylüyor. Bu hakikate nasıl insan sahip olur? He. İnsan bir abdin hevai nefsini terk ettiği için havaya bindirdi. Şimdi marifetullah'ın burhanları var ya abi, bir tanesi neydi? Havaydı değil mi? Evet. Yani marifetullah'ta terakki etmenin şartlarından birisi de nefsi terk etmek, nefsin arzu ve isteklerini terk etmek, ferdi hareketten kendini çekip şahs-ı maneviye dahil olup bir çizgi üzerinde omuza vermek. Çok güzel. Bu sefer kuvvet kazanıyorsun. Ya. Sırr-ı ihlas bu ya. Evet abi. Şimdi burada abi birkaç tane daha okuyayım. Hakikaten Hafız Ali, Hafız Mehmet ve Mehmet Zühtü'nün vefatları değil yalnız bize ve Isparta'ya, belki bu memlekete ve alem-i İslam'a büyük bir zayiattır. Fakat şimdiye kadar bir cilve inayet olarak Risale-i Nur'un bir şakirdi zayi olduğu zaman derhakam 2-3 tane sisteminde meydana çıktığında kuvvetle ümit varız ki başka şekilde o kahramanların vazifelerini görecek, ümit ettiğinden ciddi şakirtler içerisinde çıkarla görürler. Zaten üç mübarek merhum zatlar az bir zamanda 100 senelik vazife-i imaniye gördüler. Allah Allah. Bak abi burada yine bu sırla tahakkuk ediyor. Bak Risale-i Nur bak dedi 3 zaten o 3 mübarek merhum zatlar az bir zamanda
100 senelik vazife imaniye gördüler. Füsun. Bu bir şey mi abi ya? Çok korkunç bir şey ya. Yani biz çabalıyoruz, şey yapıyoruz ama... ne olduğunu bilmiyoruz ki. Evet. Bizim amelimizin, imanımızın sağlaması yok. Üstad Bediüzzaman Asil İmam'ın onların sağlamasını yapmış. Elhamdülillah. Ya gurur duyuyoruz onlarla. Evet, bir tane daha okuyayım abi. He. Selimiye'nin kahramanlarından ve Hafız Ali'nin makamına geçen merhum Feyzi'nin vefatı Denizli'ye, Risale-i Nur dairesine ve bu memlekete ve alem-i İslam'a büyük bir zayiattır. Abi bu zaten Hafız Ali abinin ve Hasan Feyzi abinin vasıfları ortada. Yine bu sırrı ihlas onlarda tahakkuk ediyor. Üstad diyor ki bunlar diyor bu memleket için çok büyük bir zayiattır. Sonra fakat kendisi pek samimi ve halis fevkalitelerde beyanatıyla o dersleriyle inşallah kendi evinde çok Hasan Feyzi'lerin yetişmesine bir zemin izah etmiş. Sonra gitmiş. Aynen biraderzade Abdurrahman gibi bir iki senede 10 sene kadar nurlara kıymetli hizmet etti. Güya o da Abdurrahman da çabuk dünyadan gideceğiz diye 10 senelik vazifeyi 1-2 senede gördüler. Şimdi abi aslında yani buradan vefat etmişler, gitmişler, oraya geleceğiz de buradaki ölümü zahir suretiyle üstad diyor. Hatta ölüme karşı. Mektubatta ölümü anlatırken abi çekirdeğin çürüdükten sonraki filize dönüşme eylemine diyor üstad abi. Yani aslında yok olan bir şey yok. Aynı yerde farklı bir süreç başlıyor. Yani adeta tekrar hayatlanıyor. Aynen. Şurası çok abi antika, muhafif, hadsiz menfaatlerden bir tanesi de şu. Evet, bu asrın dehşetine karşı taklidi olan itikadın isnat kanalları sarsılmış, uzaklaşmış, perdelenmiş olduğundan her mümin tek başıyla dalaletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir imanı tahkiki lazımdır ki dayanabilsin. Risale-i Nur bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda, en lüzumlu, nazik bir vakitte herkesin anlayabileceği bir tarzda hakikat-ı Kur'aniye ve imaniyenin en derin, en gizlilerini gayet kuvvetli bürhanlarla ispat ederek burası o imanı tahkiki taşıyan halis ve sadık şakirtleri dahi bulundukları kasaba ve kariye ve şehirlerde hizmet-i imani itibariyle adeta birer gizli kutup gibi müminlerin manevi bir noktayı istinadı olarak bilinmedikleri, görünmedikleri, görüşülmedikleri halde kuvve-i maneviye intikatları cesur birer zabit gibi kuvve-i maneviyeyi el imanın kalplerine verip müminlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar. Yani abi sırrı ihlası arkasına alan bu şekilde bir kuvvetle beraber bir noktayı istinat alıyor, noktayı istinat oluyor. Bu kadar tesirli bir vazife yapıyor. Şimdi abi burada hadsiz korkulara ve ölüme karşı siper olması ne demektir? Yani sırrı ihlas ile samimi tesadüf edip iddia edersek hadsiz menfaatleri anlattık. Şimdi korkulara hatta ölüme karşı siper ve nokta-i isnat olması. Abi siper düşmanın top ve güllesinden korunmak için açılan bir çukur. Siper enfüse bakıyor. Yani kendine hariç şeylerden seyiriyorsun, muhafaza ediyorsun. Noktay istinad ise afaka bakıyor. Yani gizli bir kutup gibi el imanın imanla bir nokta istinad olmak harice baktığından dolayı nokta istinad şey oluyor abi, hariçte ve afakta oluyor. Şimdi ölüm geldiğinde sen siperdesin, sana hiçbir şey yapmıyor. Üstadın hayatından misaller vereceğiz abi zaten. Hani 4 tane gülle öldürecek yerine isabet ettiği halde ölmüyor değil mi abi? Evet. Zehir mesela. 20'den fazla zehir üstadı öldürmüyor. Evet. Halid bin Velid radıyallahu anh getirilen zehri besmele çekerek içiyor, ölmüyor. Yani bu zatlar abi sırrı ihlas, samimi tesanüf ve ittihada mazhar olduklarından böyle bir kuvvete sahipler. Ve
hadsiz korkulara ve ölüme karşı nokta isnat ve siper bulmuşlar. Şimdi onlardan misal vereceğiz abi. Yine 255 bu 20. sözden ayetle beraber okuyacağız. Bu diyor ki hem Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir mucizesine dair ve ubri'ul ekmâhe ve ebrâse ve uhiyel mevta biiznillah. Kur'an Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nasıl ahlak ulviyesini ittiba beşeri sarihan teşvik eder, öyle de şu elindeki sanat-ı ilahiye ve tıbb-ı rabbaniye remzen terlip ediyor. İşte şu ayet işaret ediyor ki en müzmin dertlere dahi derman bulunabilir. En müzmin dertlere dahi derman bulunabilir. Öyleyse ey insan, ey musibetse de beni adem, meyus olmayınız. Her dert ne olursa olsun dermanı mümkündür. Arayınız, bulunuz. Hatta ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür abi. Vay be. Ve abi şimdi ayet olduğundan dolayı ayetin hem zahirisi var hem hakikati var. Her zamana ve her arasına bakıyor. Zahirdeki karşılığı abi mesela diyelim ki adamı ne diyorlar komada şey makineye bağlıyorlar, devam ediyor hayatı. Veya diyelim ki kanını değiştiriyorlar sürekli, organlarını değiştiriyorlar, hayatı devam ediyor. Veya diyelim ki şu anda Çinler bulmuş abi işte incir ve zeytinle beraber vücudun varidat ve masarifatını kısmen dengede tutabilecek bir sistemde hayat kısmen uzamış. Bu maddi tarafı. İleride başka şeyler çıkar olur. Fakat maneviyat noktasında abi çok acayip. Hadsiz korkulara nasıl neden oluyor bu? Şimdi dedi ki buradaki sır şurada. Arayınız bulunuz dedi. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan-ı şerifli manen diyor. Ey insan benim için dünyayı terk eden bir abdime iki hediye verdim. Dünyayı terk etmek abi. Yani terk etmek de buradaki tabi Mesnevi'deki kalben, şey kesben değil, kalben terk etmek. Mesela kısmen Risale-i Nur'la meşgul olacak, Risale-i meşgul olmak, hakiki imaniyle meşgul olmak, hizmeti birinci esas yapmak, noktayı merkeziyede koymak buymuş abi. Ölüme karşı bir siper. Peki, bunu nasıl anlayacağız? Müşahhaslandıracak olursak abi, bunu şeye gidiyoruz, mektubata gidiyoruz abi. Musa Aleyhisselam'ın Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın gözüne tokat atmış diyor. Vurması var ya hadisesi. Onu evet. Okuyayım. Çok garip. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Hazreti Azrail Aleyhisselam'a tokat vurması haşa Azrail Aleyhisselam'ın mahiyet asliyesine ve şekli hakikisine değil. Ve bir tahkir değil. Adem-i kabul değil. Tamam bu anlaşıldı. Bak mesele şurası abi. Belki vazife-i risaletin daha devamını ve bekasını arzu ettiği için kendi eceline dikkat eden ve hizmetine set etmek isteyen bir göze şamar vurmuş ve vurur. Şimdi abi biz eğer ya Rabbi ben niyetin, itikadın, bil kuvve, yani bil fiil bu hizmeti yapmak, hizmette devam etmek, hizmette inkişaf etmek. Kişi bunu niyet ederse, sırrı ihlas arkasına alırsa, Cenab-ı Hak onun ömrünü uzatıyor. Bak Azrail Aleyhisselam geliyor abi, şamar vurup geri gönderiyor. Bunun bunun maddi misali abi, üstadın zaten hayatında misaller verdik ya, mesela aşağıda söyleyecek. Avcı atında dolaşırken vücuduna 4 gülle isabet etmiş. Fakat geri çekilmemiş. Ve güllelerin cesareti, gönüllerin cesareti kırılmaması için sipere dahi girmemiş. Hatta bunu işiten Memduh Bey ve kumandan Kelali aman geri çekilsin diye haber verdikleri zaman demiş bu kafirin güllesi beni öldürmeyecek. Hakikaten 3 gülle ölecek yerine isabet ettiği halde biri hançerini diğeri tütün tabakasını delip geçmesi ve kendisine zarar delip geçmiş kendisine zarar vermemiş. Diğerinin nereye tahakkuk ettiğini, isabet ettiğini söylemiyor. Nasıl oldu? Üç tane söylüyor. Üç tanenin ikisini söylüyor. Abi işte normalde orada sır var. Yani maddi şeyle tesir etmiyor. Belki de ölecek yerine isabet etti, ölmedi yani. Evet.
32 saat kaç diyor abi? Hani Rus harbinde şeyde kalıyor ya. Evet. 72 saat mi diyor? Evet. Bak onlar sesini işitiyor. Onlar da işitti ya. Üstad da işitti. Üstad işitiyor. Onlar da işitti halde görmüyorlar. Cenab-ı Hak göstermiyor. Yani üstadın maksadı abi. Ben diyor Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez bir nur olduğunu bütün kainata ispat edeceğim diyor. Maksadı bu. Böyle olduğundan dolayı böyle bir göze şamar vurmuş mu vurabilir diyor. Şu davanın tutuculuğuna bak ya. Evet abi çok antika yani. Şimdi mesela Faruk bir yerden düşsek binadan. Binadan düşerken ne der? Ya deprem. Evet. Ne dedin sen mesela? Depreme kattın, düştün mü bu İstanbul 90? Evet. Ne dedin? Ya abi teslimiyet oluyor ama insan daha tabii yine... Allah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, şimdi onlar demişiz değil mi? Evet. Bunlar yani farklı diyen kim olabilir ki? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah. Deprem ya, bina tavan çökecek ya. Evet. Ustad Van Kalesi'nden düşerken şehadet getirmemiş, Allah dememiş, Kur'an dememiş, peygamber diye nara atmamış, imdat diye yardım istememiş. Evet abi. Ne demiş? Düşerken, Van Kalesi'nden düşerken havada ne demiş? Gaybi birer beni itti diyor da, ne diyor biliyor musun? Ne diyor abi? Devam. Efesim Allah'a ya. Evet. Nasıl bağlanmış ki her şey onun? Ha ölüm yok işte buna. Evet. Ölmeyecek. Yok zaten bitirmiş yani. Devam diyor. Vay. Evet. Şuraya bak. Şimdi adamın bir tanesi de çıkıyor da ben de adamım diye onunla boy ölçüşmeye çalışıyor. Maalesef abi, aynen öyle. Evet, devam et abi. Şimdi abi zaten bunun mesela ehl-i hakikat için ölüm olmadığını şöyle bir noktaya nazar daha verelim. Cüz'i fakat elin bir tarzda bir plan ile çok evhama ve iftirara medar olabilir bir hadiseyi bir biçare muhakemesiz bir adamın vasıtasıyla yaptırdılar ki burada nurun en mühim vazifesi en emniyetli bir şakirdinin tam hanesinin yanında dört külle ile biçare adam yaralanıyor. Doktor %100 ölecek diyor. O mecruhun tarafında dava edecek. Resmi, gayri resmi çok adamlar bahanesiyle elde etmek %90 ihtimali varken o vasıtayla beni ve nurcuları alakadar etmek, o masum şakirdi de acip iftiralarla nekadar etmek esbaplar olduğu halde şu sırla beraber diyor, inayet ilahi imdada yetişti. O adam tam yüzünden dört külleyle yakından vurulduğu halde ölmedi. Yani bunların ihlası ona da yaradı o şeye, takoza. Ya ona yaradı abi. Burada hani hadsiz korkulara medar olmasa ciheti var ya. Evet ya. Hani belki hem Risale-i Nur'a zarar gelecek, hem ona gelecek, hem ailesine gelecek, çoluk çocuğuna gelecek. Cenab-ı Hak muhafaza ediyor. Sır ihlasından dolayı. Bunun sır ihlası adam ölecek de ölmüyor. Ölmüyor. Bak şurada... Şunu demek ki... Davayı muhafaza ediyor Cenab-ı Hak. Hem onu, hem karşı tarafı, hem ailesini. He yani sır ihlasa bak. Adam da bunun sır ihlasından istifade ediyor o adam. Evet abi o da antik aynı. Hakikaten yani. Ölecek. Ağzına koysa. Koy abi böyle bir şey mümkün mü? Koy ağzına silahı. Dört defa ateş et. Kim yaptığını biliyor musun? Bilmiyorum. Ustadım ve Risale-i Nur'un aleyhinde bulunduğu için o adam Ceylan abi yapmış. Adamı evet. Yatırmış ağzına dayamış ya buradan. Basmış dört tane kurşun buradan. Arkadan çıkmış. Ama bunu duymasınlar. Menfi hareket olur. Evet abi. Ceylan abinin yakınında oluyor evine. Evet.
Allah Allah. Ya. Şuraya. Ağzına o ilk Faruk. Oraya. Allah Allah. Rüştü abi, Rüştü abi bizzat anlatıyor. Çünkü Rüştü abi, Zübeyir abi, Tahir Mutlu abim, Mustafa Gül abi hep beraber kaldılar ya şeyleri. Zeytinburnu'nun evet, Zeytinburnu zaten Ceylan abiyle zaten açtılar. Yani Topkapı, evet. Topkapı Zeytinburnu minibüs hattını kuran Ceylan abidir. Kuruluşuna bakarsanız odur. Ceylan abi kendisi anlatmış böyle Rüştü abiye. Ağzına sokmuş. Neye bulundun lan demiş Risale-i Nur Ustad'ın halinde. Niye yalan söylüyorsun? Dört ölen bir tane de değil ya. Gayza bak. Dört taneyi saymış. Fesubhanallah. O noktaya bakmadın yani. Onun ihlasının karşı tarafı tesir etmesi meselesi de yani. Sırf öyle Allah için yapmış. Evet. Ama şimdi olsaydı, şimdi belki de dairenin dışına atmıştık adamı. Değil mi abi? Tabii canım. Oo. Biz var ya biz. Hem silgimiz iyi çalışıyor hem yazmamız. Noter tasdikli. Evet devam et. Evet. Şimdi abi. Ölüme karşı bir siper dedi. Hadsiz vakatlarla rivayetle şühadanın bu tarzı hayata mazhariyetleri kendilerini sağ bildikleri sabit ve katlidir. Yani hadsiz korkulara hatta ölüme karşı nasıl bir siper ve bir nokta istinad oluyor. Burada bir ikinci, birinci mektupta misal veriyor. Hadsiz vakatla rivayet-i şühedanın bu tarzı hayatın mazhariyetleri kendilerini sağ bildikleri sabit ve kat'idir. Yani bir dakika, yani bu sır ihlası sahip olan ölümü hatırlamıyor mu şey Faruk? Ölmüyor, hatırlamıyor. Ne ölüyor ne de hatırlıyor. Allah Allah. Demek ki bu sıramaz, yani şehit oluyor abi. Şimdi o Seyda işte atına binmiş, anlatıyorsun değil mi onu? Evet, evet. Ya bunları da ana doğurmuş değil mi ya bu adamları? Azrail aleyhisselam gelmiş, beni yatakta mı yakalayacaksın demiş ya. Ya bunlar nasıl, ha, bir dur hele ya, bir dur, ne diyor ya, kitap ne diyor ya, bir hayal edince gelmiş Azrail yatıyor. Ben niye yatakta mı yakalayacaksın? Ötekisi de diyor ki ben talebe okuttum diyor. Böyle normal bir evliyanın ruhunu kabzeden düşen gelme dedi ya. Lan sana mı bırakmışlar kim geleceğini? Evet. Allah Allah. Sana mı bırakmışlar ya? Evet. Ve onun dediği oluyor biliyor musun? Gidiyor talebe ulumun ruhunu kabzeden meleki geliyor. Allah Allah. Çok tuhaf ya. Ben duruyorum bunları okurken. Böyle atın üzerine çıkıyorum, yatıyorum, Azrail geliyor. Yani onu hayal libasına giriyorum, o elbiseye. Onu hissetmeye çalışıyorum o zatı. Lan Azrail gelmiş. Dur, gör. Sen yok. Lan sen kimsin ki tercih ediyorsun? Tercih hakkı da var. Zaten Azrail'i görsek biz kemençe çalar ayağımız ya. Aynen öyle. Gelmeden ölmeden herhalde. Tabi ya. Koronadan ödümü ispatlıyor. Azahit gelse ne olacak? Evet abi. Devam et adam. Diyor işte abi şimdi hatta seyyid-i şüheda olan Hazreti Hamza radıyallahu anh mükerrer vakatla kendine iltica eden adamların muhafaza etmesi. Ha var. Ha var muhafaza ediyor. Değil mi? Evet diyor. Ve dünyevi işlerini görmesi ve gördürmesi çok vakatla bu tabakayı hayatı tenvir ve ispat edilmiş. Ben bir tanesini nakledeyim. Geçen şey yaptım. Evet abi. Bir özel bir şeyimden dolayı sitem ettim. Hani sığınıyor ya tabakaya hayat. Yani dünyevi işler, evet. Hazreti Hamza'ya da dünyevi işler de görülüyor. Dedim ki, ya usta, sonra ona bir şey diyemedim, utandım. Rüştü abinin yanında çocukken büyüdüm ya. Hani bütün özelimi de o anlatmış. O kadar çocuktu. 17 yaşında. Dedim ki, Rüştü abi beni niye bıraktın dedim ya. Niye benim bu işimi görmüyorsun? O akşam geldi. O akşam geldi. Elbiselerini, hemen o günü. Elbiselerini beni çağırdı gene Zeytinburnu'ndayız.
Hasan dedi bak bu elbise seni vekil ediyorum. Bu elbiseleri benim adıma dağıt. İçimden dedim ki olan dedim şu hani böyle kırmızıya benzer böyle kiremit renginde kısa kolu bir paltosu vardı deriden böyle. İçin falan. Dedim ki ya onu ben alırım dedim ya onu vermem ben onu ben giyerim dedim. İçimden geçeni o anladı. Dedi ki bu zaten sana verecektim dedi. Allah yani bu kadar bu kadar ne abi ya? Yani? Evet yani gündüz diyorum ki akşam üzeri yani sitem yapar mısın dedi. Ya niye yardım etmiyorsun? Evet. Yani Naz, onda Naz bakımı var ya hani Geylani Hazretlerine gelmiş ya Muhyiddin Arabi'nin şeyi babası. Çocuğum olmuyor dedi de. Ondan sonra dua et dedi. Dua et de olmadı. Şimdi okudum yani kitapta. Şimdi gene medar vası olacak bu sözü. Diyor ki Geylani. Şimdiki hıka var ya. Çıkarmış atmış. Ya Rabbi dedi ona çocuk vermesen ben bu hıkayı bir daha giymem. Naz bakalım. Naz bu. Bak evet. Niyaz'dan Naz'a sonra Niyaz'a geçmiş. Tavsiye etmiş diyor ya. Geylani'nin de kitabını kendisi tavsiye etmiş biliyor musunuz? Bu Sıf Muhyiddin Arabi'ye ait değil. Mesela diyor ki o makamda olmayan o şey söyleyemezdi 149 Sikitas-ı Grabiye'de. O işte şanım ne kadar yücedir var ya tengimi tesbih ederim. Onun sözüydü. Sonra tavsiye etmiş. Tavsiye. Evet. Yani Allah nazarında insanlar ne kadar değerli ki Allah bu imtiyazı veriyor onlara. Evet abi. Ya ben Rize'deyim, Rüştü abi Eyüp Sultan'da yatıyor ya. Eyüp Sultan'da yatıyor mezarlıkta. Ben Rize'deyim, gece geliyor, tamam diyor, onları da şey yapıp kalkıyorsun, öteki şey de oluyor. Neyse devam edelim. Şey içinde söylüyor abi. Hani 10. Lema'da Şevkat Tokat'tan kanır ya. He. Abdülkadir Geylani Hazretleri duasıyla ve himmetiyle bu hizmetin başındadır diyor. Evet. Yani hayatta yani hizmetle alakadar başında yani. Vallahi affetmiyor. Vallahi affetmiyor. Eğer Tokat geliyorsa öpün de başınıza koyun ki Tokat'ı evet. Vurdu. Vurmadıysa ahirete kalıyor. Yani hayattan abi yani hizmetle alakadar. Yani evet. O olsa, üstad olmasa hizmetin sahibi hiç olur mu yani? Ya olur mu? Evet. Zaten bu Hazreti Hamza'nın vakatı zaten onu ispat ediyor. Diyor. Elhamdülillah. Şimdi abi başka bir noktasını okuyayım. He. Bağla layıkasında. Ümit ediyorum ki Cenab-ı Hak kabul etse, tevfik verse yazılanlar dalalet bulutlarını dağıtmaya kafidirler. Her derdin devası içinde vardır demeyeceğim. Fakat muhlik dertlerin alem devası yazılarında vardır. Varlar değil mi? Orada da bu Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında da dertler diyor. Onların devası var diyor. Şimdi yukarıda diyor ki biz diyor ölmüş idik. Biz ölmüştük. Lehül ham bize taze hayat bahşedildi. Allah Allah. Bu çok önemli. Bunu kaçırmayın arkadaşlar. Biz ölmüştük. Nasıl ölmüştük? Evet. Halil Tural Almanya ölmüştün kardeşim. Ölmüş. Ölmüştün. Doğru abi. Öyle diyor. Biz ölmüştük diyor. O ölmüş de sen sağ mıydın? Ama nefes alıyorduk. Ölmüştük. Risale-i Nur'la taze bir hayat bulmuşuz. Hayatın içine hayat var kardeş, hayatın içine hayat var. Soyundurmuş seni, çıkartmış elbiseyi. Hayat içinde hayat var. Aynı bu cümleri sade geçiyor. Hayat içinde hayatı gör diyor. Evet. Evet abi. Burası çok antik abi, niye ölmüyorsun? Eğer bu sırrı yakalarsak, yani sırrı ihlası... Sırrı ihlas ile samimi bir tesadüfle iddia edersek şu oluyor. Burası çok antika. Hatta mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Ve insanın bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. Allah Allah.
ve keza cihat-ı sitteyi temin eden iman sayesinde insanın şu dar ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Buradaki imanda tahakkuk eden sır ihlas abi. Ve bu büyük alem bir insanın halesi gibi olur. Mazi ve mazi mustakbel zamanları insanın ruhuna, kalbine bir zaman hal hükmünde olur. Aralarında uzaklık kalkıyor. Orası burası kalmıyor yani abi. Ya. Ölüm diye bir şey yok yani. Ezel ve ebedi bir hayata namzet oluyorsun abi. Hayatı yaşıyorsun yani. Şimdi abi böyle üstadımız yine şeyde söylüyor. Evet, sırrı uhuvvet ve itaat-ı maksat ittifak-ı vazifeyle tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler o vakit 4440 kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi. Şimdi burada 4444 kuvveti. Allah razı olsun, Murat abi de bu noktada birkaç yıl şey vermişti. Şimdi burada da bir sır var abi. Normalde 4 tane elif bir araya gelse ne olur abi? 111 olur değil mi abi? Hı. Yani 4444 olmaz. Peki niye 4444 diyor ya? 3 elif bir araya gelse 111 oluyor. Peki 4 elif bir araya gelince niye 1111 olmuyor da 4444 oluyor? Hı hı. İşte sır-ı ihlas abi burada devreye giriyor. Eğer sır-ı ihlas tahakkuk ederse o keyfiyet kazanıyor. 7700, 777700 gibi şeyler çokluk ifade ettiğinden dolayı. Mesela abi Kadir Gecesi için diyor. Bazı yerde 50 bin sene diyor. Bazı yerlerde 80 sene diyor değil mi abi? Evet. 80 bin. Evet. Şimdi bu insanın sır-ı ihlastaki vaziyetine bakıyormuş. Bunu da dediğimiz gibi abi o ayeti okuyayım. Enbiya suresinde. Ey peygamber müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa 200 kafire galip gelirler. Eğer sizden 100 kişi olursa kafir olanlardan 1000 kişiye galip gelirler. Burada bak abi normalde rakamlar şey kat ediyor. Ne diyorlar ona? 10 katı. Kat sayıları yükseliyor yani. Normal vaziyette olmuyor. Kuvvet kazanıyorsun. Peki, çünkü onlar anlamayan bir topluluktur diye meal veriyor. Yani o vasıfları sırrıklar, samimi tesanüt ve ittihadı kazananlara Cenab-ı Hak kuvvet ve kıymet vereceğini söylüyor. Evet. Hazreti Halid bin Velid'e, Hazreti Halid bin Velid abi, Hazreti Ebu Bekir'den ordu isteyince Hazreti Ebu Bekir ona Temim kabilesinden Kaka bin Temim'i gönderiyor. Ve yazısında diyor ki Kaka bin Temim'i 1000 kişi kuvvetindedir diyor. Alıp Hazreti Halid diye Halid'in yanına gidince veriyor, okuyor, sarılıyor ona. Diyor ki ben diyor bunu gördüğümde, duyduğumda çok sevindim diyor. Öyle bir zatmış ki abi tek başına bir kaleye giriyor, kaleyi fethedip çıkıyormuş. Hakikaten bin kuvvetinde bir adam yani. Ve yani ve bu adamı, bu sahabeyi Yahudi kalesini fethettiği için Yahudiler bize Büyük Abdese ismini verdittiler. Evet maalesef abi. Anladınız mı bunu? Kaka Hazretleri. Evet, ve abi. Yahudiler biz çocukları büyütürken kaka kaka dettirdiler. Nasıl ki ben Arap'ım, Kur'an Arapça, cennet lisanı Arap, Arapçadır, Arap'ı sevin ama Arap uşağı dettirdiler, köpeğe Arap taktırdılar vesaire. Kaka Hazretleri de öyle. Evet abi. Abi burada hani kıymet ve kıymet ve değer vereceğini söylüyor Cenab-ı Hak. Kıymet ve kuvvet vereceğini söylüyor. Abi kıymet enfuse bakıyormuş. Yani yapmış olduğun hareketle Cenab-ı Hak katındaki makamın yükseliyor. Kıymet alıyorsun. Kuvvet ise harice bakıyor. Yani harici tesirlerine bakıyormuş. Afaka bakıyor. Dediğimiz gibi siper enfuse bakıyor. Muhafaza etmek noktasında.
Nokta istinad ise harice, afaka bakıyor. O da gizli bir kutup gibi el imanın imanına bir nokta istinad olur dedi. Şimdi dedi ya, meselemiz sırrı ihlas ile samimi tesanüt edersek, samimi tesanüt ve itaat edersek hadsiz menfaatler neydi onları saydık. Korkulara ve hatta ölüme nasıl siper oluyor? Nokta istinad oluyor. Onlara da misaller verdik abi. Ayetlerde, Risale-i meselelerden. Yani mesele kısmen bu başlıklar altında ben toplamıştım. Bu şekilde meseleyi takdim ettik yani. Buraya kadar ben çalışmıştım. Allah razı olsun. Çok maşallah ya. Tebrik ederim. Çok da hoş oldu böyle. Halden hale insan geçmemesi mümkün değil. Ha. Çok antika o yani. Bir de bu dersleri bir şey yaparken sevgili arkadaşlar, diğer bütün kardeşlerime söylüyorum. Böyle anlatılan şeyleri durun, geçmeyin. Sen şehit oğlusun, incitme tanı var ya, dur, bastın yeri, tanı diye. Böyle anlatırken sen ol böyle gözünü kapat, o adam o. Tamam mı? Ata biniyorsun, ne bileyim. İşte şu sıkıntı böyle oluyor. O, onun şahsı manevisine hayalen girince, o insanın hissettiklerini kısmen hissetmeye başlıyor insan. Çünkü fikir bir libastır. İçi ise histir. Yani böyle libas, fikir libasına libas diyor. Ondan sonra içeriye böyle hayal ettiğin zaman mesela şöyle bir kakaz etti, bir şu bu. Öyle giriyorsun, Gelen Hazretleri kazağını atıyor. Allah Allah. Nasıl böyle bir içsel dinginlik, dengelik, itimat, teslimiyet, Allah ile arası kuvvetli, kaliteli. Böyle durduğun zaman hayret ediyorsun, böyle kakalıyorsun ya. Evet abi. Gazete gibi okumayın anlamında. Hakikaten böyle. O, ona bürünmedikçe bir laf sen bilmiş oluyoruz. Orada durup o işe bürünmek gerekiyor. Evet abi. Allah razı olsun Faruk. Çok istifade ettim ben şahsen. Amin abi, ecmain abi. Yani ya. Kısaca şunu diyebiliriz abi. Sırrı ihlas, samimi, tesadüf ve itaat olunca abi 4444 kuvvetinde bir şansı manevi elde ediyorsun. Yaptığın şeyler, hizmetler o nispete tesir ediyor. Yani insan cüz iken köle oluyorsun. Şahsın manevinin kuvvetini arkana alıyorsun. En azından bu noktalarda bunu mesela kısaca bilmiş olsak abi yetiyor yani. Peki ben şöyle bir şey hatırıma geldi. Müzakere ediyoruz. Evet abi. Diyor ki Elif misal veriyor. 4 kişiyi. Evet. Elif'i verince Elif 1'e benziyor. 4 niye dedi ya? 4400 değil de 1111 olması gerekirken niye 4000 diye söylüyor? İşte abi onu ben kısmen şey yaptım. Şu noktada yani sırf bu ayetle beraber diyor ya, normalde mesela bir kişi en fazla iki kişiye mücadele edebilir. He. Ama ne oluyor? 200 oluyor, 400 oluyor. Yani 100'e 1000 oluyor. Mesela Bedir'de, Hendek'te, diğer savaşlarda, hatta mesela Alparslan'ın savaşa çıkmış ya abi, 50 bine 250 bin kişi savaşmış. Yani normalde denk değil değil mi abi? Denk değil. Sırrı ihlas olunca abi, yani o katlanıyor. Yani sevapta olduğu gibi. Yani ne kadar o sırrı ihlasını tahakkuk edersen o kat, mesela ne diyor, matematikte de var ya abi. Kat sayıları var yani. Ben tabir edemedim ama işte yani buradaki o sırrı tahakkuk edince azdan çok oluyor manasında. Başka fikri olan var mı böyle? 4 kişi bir ittifak ederse her kişi bir elif sayılır, bir sayılır. Bir kişi sayılır. 1111 olması demesi gerekirken 5000 demiyor. 3333 demiyor. 5555 demiyor. 4444 niye diyor? Normalde 1111 olması lazım. He, yani bu sırrı ihlas dedik de biraz toptan şey oldu. Bunun içeriğinde ne var acaba? Yani
Yani bir düşünün arkadaşlar, bu bir kişi 1111'den 4444'e nasıl çıkıyor? Niye çıkıyor? Yani bir insan 4 kişi niye oluyor? Hasan abi. Efendim doktorum. Şimdi bir kişi 4 kişi ya toplam. 4 kişi. O bir kişi 4 kişinin kuvvetinde. Yani her bir şahıs 4 kişi kuvvetinde. O yüzden 4444 oluyor. Yani 5 kişi olsaydı, 5 kişi olsaydı o kişi sayısı 5555 olacaktı. Yani bulunan sayı kişi sayısıyla kuvvetleniyor. Yani mesela şimdi biz diyelim ki işte 10 kişiyiz. Yani 10 çarpı 10 gibi. Şöyle diyorsun. Şöyle diyor, ben şey yapıyorum senin dediğini. Benim bildik. Ben bildim. Bir kardeşim de bir fikir şey yapsak, müzakere etsek, mutala etsek, benim bilmediğim bir şeyi bilse, ben mesela benim bilmediğimi Faruk söyledi. Ben olarak bir kuvvetim var. Bir de Faruk'un kuvvetine bürünürüm. Bir de Turan'a bürünürüm. Bir de Süleyman'a bürünürüm. Yani meşveret ettiğin zaman o kişinin de şahsiyeti maneviyesine sahip oluyorsun, değil mi? Evet, güzel. Evet. Mesela şimdi seninle meşveret ediyor. Evet abi. Tamam, Miraç ediyor. Allah Allah dedim, sen bana öyle bir ufuk açtın ki, öyle yoluma yol oldun ki, Fesubhanallah. Şimdi ben senin şahsiyetinde katlanmış olmuyorum. Evet abi. Senin şahsiyetine de bürünüyorum. Sonra bir başkasına bir baktı ki, Allah Allah, bilmediğim bir şeye bir dondan oldum. Bir dondan 4 kişi. Bir böyle noktayı nazar var. Böyle düşün, 4000'e niye atladı diye sorulsa. Bir de başka noktayı nazar vermeye çalışayım. İnsanı güçlü kılan 4 sistemin temelde çalışmasıdır. Dikkat edin, 4 kıyılık çanta, 4 hakikat, hep 4 gidiyor. 1. Edile-i Şerî, her şeyde 4 melek, 4 kitap. Mesela insanda uygularsak, şimdi insana uygulayayım, o biraz 4 kitaptan, şimdi içeriye geçelim. Dima 1. Ben ne diyecektim? De neydi? De bakayım. Yok böyle, yani bir şahısta sadece şahıs olarak değil. Mesela divan güzelliği, kalp, ondan sonra ruh, ondan sonra akıl. Bu şahıs, tek bir şahısken yani bu noktada dört farklı bir kuvvet kazanmış oluyor yani. Bak, bir araya gelince 4444 oluyor. Şimdi başkaları da bir şey yazmış. Onu da ben şey yapmadan kapatmak istemiyorum. Bakayım ne yazmış. Onu bitirelim. Bir. Ondan sonra onların ikisini de okuyacağım şimdi. Bir, dima. İki, kalp. Kalple imtizaç etti. Üç, ruh. Bir de eylem. Bir insanda kendisi bunu yapabilirse, bu adam zaten kendisi 4 kişilik kuvvettedir. Evet, güzel abi. Kendisi. Mesela ona ustadımız delil. Tek. Yani davayı dava edinirse dava adamı olur insan. Evet abi. Davayı dava edinirse. Şimdi burada bir tanesi yazmış. Ne diyor? Sunduran falan şeyleri. Bunu niye yazmış? Ötekisine bakayım. Havuzdaki her bir kişinin hasiyetlerine sahip oluyor. Yani havuza diyor şey atarsan, buzunu atarsan, havuzda su toplanır. Onu tarihçede biraz genişleteyim. Bir damla suyu toprağa atarsanız toprak şehveti diyor. Ona şehvet diyor. Emer diyor.
Peki 4 tane damla olsa hemen yutamaz. Evet, evet. Demek ki bir dışarıdaki bir manası şu, benim bilmediğim, benim anlamadığım, beceremediğim bir şeyi becerenle beraber olursam bir kuvvet benim, bir de sen, bir de başkası derken 4 tane kuvvet oluyoruz. 4 tane farklı şahsiyet, meşveretin güzelliği bu yani. Evet. Bu zahirdeki şey, yani havuza atarsak suyu, şey buzumuzu, enfüse dönersek, dima, kalp, ruh, fiil bütünlüğü. Fiil. Mesela dışarıda, hoş geldiniz, nasılsınız, hoş geldiniz, hoş geldiniz. İçeriden, boşum dövrüsün senin. Ama içeride şey, demek ihlası var. Yani davranışı tamam, uhuvvet acayip. Ama içeriden hesaplı, sırrı yok. Evet abi, güzel. Abi işte yani onu destekleyerek mesela burada da aslında meselenin içerisinde bu manaya değiniyor. Bu manaya maddi olarak değiniyor. Hangi noktalardan? Diyor ki, dünya 10 hakiki müttehit adamın her biri, 10 tane adam var, biri 20 gözle bakıyor. Harika işte bu, bak. 10 akılla düşünüyor, 20 kulakla işitiyor. Göz, kulak, akıl, 20 elle çalışıyor. Bir tarzda manevi kıymeti ve kuvveti vardır. Yani mesela meşveret ediyorsun. Ha, dediğimiz noktayı teyit ediyor yani abi. Evet, evet. Diyor ki Faruk ya Allah razı olsun ben hiç böyle düşünmemiştim. Evet. Diyoruz ya. Başka noktayı nazar olan var mı? Mehmet kardeş, sesini kapat. Başka noktayı nazar olan var mı böyle? Bu 4000'e tanımlamak, 4 kıyelik çanta, 4 mezhep, 4 kitap, bunlara istinad ederse kuvvet alıyor. Evet abi. Peki, geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak... Abi, bir dakika, şöyle söyleyeyim. Son olarak o 4 şeyi aklına bir geldi. Meselenin içerisinde sırrı ihlas, samimi tesanüt ve iddihat. Sır, ihlas, tesanüt, iddihat. 4 tane de o. 4 tane de olursa o manada yine. Peki o zaman madem şey yaptın geri dön. Kaç tane İhlas'ta şey var, bakar mısın? Aynen, düstur var da. Abi. Kaç tane düstur var peki? 4 düstur var bak abi, hakikaten güzel. Peki, İhlas suresi kaç ayettir? Oraya... 4 ayet. 4 tane Ulul Azm peygamber, 4 tane büyük melek ve 4 İhlas'ta birinci düsturunuz. İkinci düsturunuz. Üçüncü düsturunuz, bunu insan kendi ruhunda yaşarsa 4 kişi gibi hisseder. Evet, güzel. Bunu sen de hissedersen, beraber olursak o zaman 44 kişi oluruz. Yani bu 4 tane düstur var burada. 4 evet. Tane yöntem. Yani bu 4 tanesine dikkat edersen amel diyor. Ne demiştik? Abi. Bak amel 1, fiil. 2 dima, 3 kalp, 4 ruh, dışarıdan içeriye, fiil, gir içeriye, dima, gir içeriye, kalp, gir içeriye, ruh. Birincisi ne? Amel. Evet. İkincisi anlayış. Evet. Üçüncüsü kalpteki uhuvvet ve muhabbet. Dördüncüsü de ruhtaki latifelerden bahsediyor. Evet abi. Peki 15 gün olmasının sebebi? Ona ait de bir derste yapmıştık böyle. Bunlar aktif oluyor. Şimdi senin de söylediğin o haşiyede bir. Sır, ihlas, tesanut, ittihat. Evet. Bu da 4. Ama bu belki biraz şeyli olur ama 4 tane düsturumuz var. Evet abi, yani hakikaten
hadsiz menfaatler, korkulara, hatta ölüme karşı bir siperle nokta istinad istiyorsak sırr-ı ihlasımızı hakikaten ziyadeleştirmemiz lazım veya tam yerleştirmek gerekiyor yani. Şimdi adam ölüyor. Ölümü bayılmak mı zannediyorsun be adam? Hiçbir amelin yok. Bir eserin yok. Birisine bir Allah demedin, birisine bir Allah anlatmadın, bir kitap vermedin, hizmeti yüklenmedin. Hizmetin maddi ve manevi bir şeyini el atmadın. Nereye gidiyorsun? Ne böyle insan ölüm böyle bazen kalbi çarptığı zaman, yani insan o anda tutunacak. Hizmetin var, hizmetin neresindesin kardeşim? Hep hizmetten istifade ettin. Hizmette, hizmet vasıtasıyla sen bir şey istifade ettirdin mi? Evet abi, iyi olur mu? Acayip bir şey ya. Ağzını silip gidiyorsun. Ağzını silip gidiyorsun da. Yani bu sahiplenince şahsi manevi işte kuvvet orada. Şahsi manevi de. Elhamdülillah. Evet, o doğru. Dört boyut. En boy, derinlik, yükseklik. Evet. İnsan öyle oluyor. O da doğru. O da çok güzel. Dört boyut. Evet. Ya. Elhamdülillah. İyi ki Risale-i Nur var. İyi ki sizler de varsınız. Niçin biliyor musunuz? İltifat etmiyorum. Murat Dursun'un böyle bir sözü vardı nakledeyim. Gazeteye abi reklam vereceğim dedi. Ne yapacaksın? Anlamadım gazeteyi. Kısma dur dedi. Muhatap aranıyor diye yazacağım diyor. Yani derste muhatap, kalbini hoşnut edecek bir kardeş. Yani sıkıntılarda, güzelliklerde paylaşılacak. Bu zamanda yok kardeşim, yok böyle kardeşler yok. Ne olur beşeri kusuratımızdan dolayı dava kardeşliğimize zarar vermeye müsaade etmeyelim. Bak hep duamda derim ya Rabbel Alemin, Allah'lığın hatırına, Muhammed'in hürmetine, sana iman edenlerin imanının senin yanındaki değeri ve kıymeti hatırına ya Rabbel Alemin, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı ihsan-ı ilahi ve lütfu Rabbani olan bu durusu Kur'an'ı hizmetini elimizden alma ya Rabbi. Ve hizmet-i maneviye Kur'aniye'deki şahs-ı maneviyesinden hissemizi ziyade eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin ve ahir davahum. Enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha. İşte ben vefat etsem bile dava kardeşlerim var. Mesela şöyle, diyelim ki şu anda interneti olmayan arkadaşlar var. Bulundukları yerde biliyorum girememiş. Veya hastası var. Bugün bir kardeşimizin cenazesiyle meşgul oldum. Çok iyi biliyorum ki komutanım, çok iyi biliyorum ki 22'de yani onda ben o derse katılamamanın azabını çekiyor. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Ve pazar günü Dima dersine katılamadığımızı gündüz, cumartesi, pazar, salı şu dersleri yapıyoruz canlı yayın. Buraya katılıp da o saat gelip de bir meseleden dolayı katılamayan insan sıkıntı çekiyor mu çekmiyor mu? İşte kayadan, Van'dan düşen ustad var ya, Allah, la ilahe illallah, Allah imdat demeyip devam demesi sizin de sıkıntı odur. Ve sizi ahirette de bağlayacak ve bağlantı budur. Şimdi mesela saat salı günü olmuş, unutma hariç, nisyan değil. Saat 10 olmuş, cumartesi veya salı. Ha dersen, önemli değil. Şu videoyu çarpsana ya, şu film aç bana. Eğer böyle olup da ders haç, Pascal Çağrı'nın diyorsa o adam şahs-ı manevi ol, eğer onu korusaydı o halde olamaz. O tektir. O tektir. Kimse kimseyi aldatmasın. Peygamberimize, Kur'an'ımızda diyor. Geçmiş ümmetlerin çektiği kadar çekmedikçe cennete gideceğini mi zannedecek? Öyle. Rüştü abinin bir sözü var.
Bu mesele diyor, Hacı Baba'nın böreği kadar ucuz değildir diyor. Dava mı var diyor. Ver bakayım ne diyeceğiz. Dava mı var efendim? Hizmet mi varmış? Dershane var. Umrunda değil. Ha, İslam dinine göre yaşamın dört aşaması var. Bu da çok güzel. Dünya hayatı, kabir hayatı, haşir süreci ve ahiret alemi. Evet, çok ilginç. Evet. Şimdi bu dava mı varmış? Kardeşler mi varmış? Ya bu saatte ders mi varmış? Adam hiç endişe etmiyorsa, Rüştü abi şuna misal veriyordu. Namaz vakti gelse de diyor. Bunu Ahmet bin Hanbel'den misal veriyor. Ama pek kimseye demeyin, ben bunu sildireceğim. Çünkü başıma sorun alırım. Diyor ki, biliyorsunuz amel imandan bir cüz değildir. Ben işaret icazına da geçiyor. Bu dört mezhebimizdeki imamların üçünün ittifakıdır. Birisi ittifak etmiyor bir meselede. Ahmet bin Hanbel diyor ki evet hepsinde öyle ama namaz hariç diyor. Çünkü iki tane hadisi kutsi var. İki tane hadisi kutsi de diyor ki kafirle mümin arasında ayırt edilen, ayırt eden alamet namazdır diyor. Ahmet bin Hanbel, Hanbeli mezhebine göre namaz olmayan Müslüman değildir. Biliyorsunuz. Şimdi der ki Rüştü abi bunu nakleder. Şer'i, bu benim fikrim değil. Bunu her şey zaten Hanbeli mezhebinin şeyi. Rüştü abi şöyle der. Namaz vakti gelip de diyor, ezan okunup Allahu Ekber, Allahu Ekber dediği halde hiç mi rahatsız olmuyor? Bak müsaade edilmiyor konuşmam. Hiç mi etkile, yani hiç mi sıkıntı çekmiyor? Keşke de hiç mi demiyor? Yani hiç mi rahatsız olmuyor kısacası? O Ahmet bin Hanbel'e göre diyor bunun imanı yok. Ya bu bizim fikrimiz değil yani. Gitsin kızacaklarsa gitsin Hanbeli mezhebine kızsınlar. Hadis-i kutsiye dayanıyor Ahmet bin Hanbel. Diyor ki amel amelu. 103 galiba işareteceğiz da. Amel imandan bir cüz değildir. Ama amelsiz de iman sağlam kalmıyor diyor. Akaidi ve imani hükümleri sabit ve daimi kılmakla melek haline getiren İbadetlerdir diyor. 72 işaret edeceğiz değil mi? Ha. Şimdi kılma. Ya ben namaz kılarken Allah hatırlamıyorum da namazsız bir ömürde Allah mı olur? Allahsız ömürle Allah mı bulunur? Ben bir daha. Ben namaz kılarken namazın içinde Allah hatırlamıyorum. Zor oluyor. Namaz kılmayan bir insanın hayatında Allah mı olur? Allah olmayan bir hayatın içerisinin sonucu olan ahirette Allah olur mu? Hayatında Allah yok. Sonucunda Allah olur mu? Ya. Pili tak. Yani çok acayip ya. Tak pili tak. Dolayısıyla bu namaz ibadet eylem birliği, dava birliği, kardeş birliği, o İhlas suresindeki dört ayet, dört dosttur. Dört, seni teksin, dört kişisin. Ha, evet, namazın dört aşaması doğru. Kıyam, rükû, secde ve tahiyyat. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.